Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biraz masada konularımız var, biraz gündem değerlendirmesi yapacağız. Hem de bana çok sorduğunuz bir soru var, onun cevabını vereceğim. Astrolojik olarak vereceğim. Ne bu? Ülkeleri anlatacak mısınız Neslan Hocam? Bunu çok soruyorsunuz. Sinan Serdar Hoca ile beraber ülkelerin değerlendirmesini yapacak mısınız? Evet, bir önceki videoda bunun cevabı vardı aslında ama ben yine de bu videonun başında bunu belirtmek isterim. Ülkelerin değerlendirmesi önümüzdeki dönemde hem Türkiye hem de ülkeleri neler bekliyor diye bir ufak bir değerlendirme, belki de daha geniş çaplı bir değerlendirme Allah nasıl kısmet ederse yapacağız sevgili dostlar. Astrolog Sinan Serdar Hoca ile beraber bunun işte bir önceki videoda vardı anlaşmasını yaptık. Almanya, Hollanda, İngiltere, Kıbrıs gibi birçok ülkeyi Fransa neler bekliyor önümüzdeki dönemlerde ülkelerde neler olabilir gibi bir değerlendirme olacak sevgili dostlar. Bunu da bir önceki videoyu tam olarak dinlemeyenler için şöyle bir belirtmek isterim. Peki bugün masamızda ne var? Masamızda Trump var. Trump mevzumuz var. Bir virüs var. Virüsse özellikle bu son dönemlerde Türk hekimlerinin yaptığı bir açıklama var. Hem de yapay balık var. Bu üçünden bahsetmek istiyorum. Biraz değerlendirme yapalım. Çünkü önemli mevzular. Trump zaten aslında başlı başı bir olay ama çok böyle uzatıp uzatıp hani benim için ana ve öz şudur. Trump ortadan kaldırılmak isteniyor. Trump istiyorlar ki küreselciler Trump ortadan çıksın ve Maydan Harris'e kalsın. Çünkü tam bir üçlü bir düzen var orada Biden, Harris ve Trump arasında Trump'ın özellikle etendeki taşları dökmeye merakı olduğu için ve Biden'ı, Biden'ın oğlunu zor durumda bırakacağı için seçimlere doğru etendeki bütün taşları dökeceği için şu anda Trump'ı işte bir gece operasyonla FBI evinden alıyor ve özellikle şirketlerinin eksik veri beyanı ve golf sahalarını için o şirketler için eksik beyanı beyan verdiğini iddia ederekten Trump'ı gece yarısı evinden alıp ifadesini almaya çalışıyorlar. Ama Trump'ın ben susacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Ben Trump ıı, hiçbir zaman bunu peşini bırakmayacak. Burada iki tane seçenekleri var işte. Ya Biden ortadan kalkacak ya Trump ortadan kalkacak ama Trump ortadan kaldırmak biraz zor olacağı için çünkü direkt olarak üstü, üstlerine kalır olay. O yüzden Biden'ı belki de önümüzdeki dönemlerde çok daha zor bir sürecin beklediğini, belki bir suikastin ya da başka şeylerin beklediğini söyleyebiliriz. Üç defa da korona geçirdi. Bir şekilde Allah rahmet eylesin durumu olabilir Biden için. Çünkü Trump'ın seçimlere doğru boş durmayacağını hepimiz yorumlayabiliyoruz ve hepimiz görebiliyoruz. O yüzden Trump'ı susturmaları gerekiyor. Susturmak için de böyle bir yönteme başvurdular. Çünkü küreselciler Trump'ı istemiyorlar. Kötünün neyse olarak değerlendiriyorum ben Trump'ı. En azından Biden'dan çok daha iyi olduğunu değerlendirebiliriz. Çünkü süreç hep bir Harris'e doğru kayması gerekiyor. Tam bir küreselciye kayması gerekiyor. Tam bir küreselciye kayması için de diğer tarafların egal olması gerekiyor. İşte bakalım you <laughs> bu son dönemlerde Amerika seçimlerine doğru giderken neler olacak ama ortalığın çok fazla kızışacağını söyleyebiliriz. Resleşmelerin olacağını söyleyebiliriz. İşte Trump boş durmayacak. Ben hep söylüyorum bunu. Trump'ın hiçbir zaman boş duracağını düşünmüyorum. Durmayacak da ama burada Trump'ı ortadan çok kaldıramayacakları için Biden'ın üzerine oynayabilirler diye düşünüyorum sevgili dostlar. Çünkü en de sonunda süreç Harris'e doğru gidecek. Ama Harris olmazsa Trump kesin olur ama Harris %90 gibi duruyor sevgili dostlar. Diğer taraftan da Almanya'dan yapılan bir açıklama var. Bununla da alakalı ne? Yapay balık. Evet bir şirket Almanya'da yapay balık işletimini geçirmek için çalışmaları bitirdi. Onay bekliyor ve satış için gerekli çalışmaları başlatmak istiyor. Evet yapay balık. Yapay et sürecini çok konuşuyoruz, çok anlattık yapay eti, Katalonya büyük başları, küçük başları, yanlış yapılan aşıları hepsini konuştuk. Ama şimdi sıra yapay balığa geldi ki yapay sütten bahsediyoruz, yapay peynirden bahsediyoruz. Anlıyoruz ki hayvanlarda bir dönem belirlen hastalıklar görülen katliamlar şu anda belki de eğer yapay balık gibi bir üretim başlatılırsa aynı süreç balıklar içinde yaşanabilir sevgili dostlar. Yani işin ucunda her şeyde bir yapaylık ve aynı zamanda yapay zeka. Bir şeylerin azalması gerekiyor ki yerine yapayı gelsin. Bir şekilde büyük baş küçük baş azalsın ki yerine yapayı gelsin. Balıklar azalsın ki yerine yapayı gelsin. Ee, ve hep o üçlü yıkılan sütunlarda da belirtilen insan nüfusu, insan nüfusu da belki iş gücünü azaltmak için de yapay zeka. O yüzden önümüzdeki e, hep böyle Time dergisi ve Ekonomist dergisini değerlendirirken de gelecek öngörülerinde ne var? Hep hep yapaylık var. Her şeyin yapayı ve bir de buna yapay balık eklendi sevgili dostlar. Ve son dönemde yapılan açıklamalardan biri Türkiye'de vakaların artışı maymun çiçeği ile de alakalı artışlar gözlemlendi söyleniyor. Ama özellikle bazı hastanelerde koronayla yatak sayısının arttığı ve maske mesafe hijyen ya yani da aşı hatırlatması, doz hatırlatması gibi bir e, olaylar dönüyor son dönemlerde. Resmi olarak koronanın artık grip olduğu e, sayılıyor. Neden hale daha bu ısrar diye de sormak gerekiyor. E, çünkü bir doz, iki doz, beş doz, altı doz hatırlatma derken bunun bir sonu var mı? Diye de sormak isterim. Bunun bir sonu var mı? Yani bunun bir sonu gelecek mi? Bu sıvılanmanın bir sonu gelecek mi? Madem bu kadar insanlar aşı oluyorsa eğer, neden maske, mesafe, hijyen'e gerek duyuluyor? Ya da neden tekrardan yatak kapasiteleri artıyor? Çünkü insanların aşılanma, sıvılanma, mesafesini düşündüğümüzde, sayısını düşündüğümüzde neden tekrardan? Yatak açma gereksinimi hissediliyor ee, ve bu artık gripse grip olarak sayılıyorsa neden? Ee, yani ben soru işaretlerini çok fazla sayabilirim burada sevgili dostlar. Buradan e, şunu anlıyoruz ki e, küresel anlamda yeni dünya düzeni anlamında hep söylediğim iki tane şey var. İnsanları kontrol etmenin iki önemli noktası var. Biri sağlıktır. Biri yemektir. Biri insanları sağlığıyla, canıyla tehdit etmektir. İkisi de açlıkla tehdit etmektir. İşte görüyoruz ki bu son dönemlerde hem yaşanan savaş olayları, ki bunun arkası hep görünmeyen planda çok daha farklı savaşların. Rusya-Ukrayna meselesinde bile hep dönen şey bir bilgisayar oyunu mu? Gerçekten orada var mı? Ki birçoğu da aslında yorumlarda da şunu yazdı. Orada insanlar ölüyor, siz ne anlatıyorsunuz demeye çalıştı. Evet, e, muhakkak doğruluk payları da var. Ama şunu da biliyoruz ki hepsi de bu sürecin birer parçaları, parçası. Yani önümüzdeki dönemde Çin, Tayvan da bunun bir parçası, Rusya-Ukrayna da bunun bir parçası. Hepsi önümüzdeki dönemlerde işte e, bu tedarik zincirini kırmak için e, insanların alım gücünü daha da düşürmek için, insanlara bir şeylere ulaşmasını zorlaştırmak için de yaşanan sıkıntılar ve insanların canı. O yüzden de dünyayı kontrol etmenin, aslında şöyle insanları kontrol etmenin en önemli kaynaklarından biri nedir o zaman? Hastalıkları çoğaltmak ya da hastalıkları yaymak. Çünkü bu şekilde insanları hem korkutabilirsiniz hem kontrol edebilirsiniz. Diğer seçenekler ne? Açlık ve insanları o açlığa alım gücünü düşürerek insanları, daha farklı şeylere yöneltmek ya da zor durumda bırakmak. İşte bütün yeni dünya düzeninin içindeki parçalardan bazı elementler bunlar. Tabii ki bu elementlerin sayısı çoğaltılabilir. Çok daha farklı dönemlere doğru gidiyoruz. Bir düzen kendince bile isteye değiştirilmek isteniyor. Ve insanlar da isteyerek ya da istemeyerek uyum sağlamak ya da devletler isteyerek ya da istemeyerek uyum sağlamak zorunda kalıyor. İşte hep yine sorulan sorulardan bir tanesi Çin-Tayvan. Çin süper güç olma yoluna doğru gidiyor. Ve bence hiçbir ülkede bunun önünde çok fazla duramayacak. Çin'in süper güç olma özelliğinin önünde çok fazla duramayacak. Çünkü Çin'de eğer bir şeyleri vermem derse, işte geçen Instagram canlı yayınında söylemiştim galiba elimize aldığımız her şeyin arkasında neredeyse Made in China yazıyor. O yüzden eğer Çin'de bir şeyleri vermem derse e, savaşı bahane ederek ya da virüsleri bahane ederek e, bu sefer dünyayı bekleyen farklı sıkıntılar içine girer. Tabii ki bunun da yorumlaması. E, gerçekten böyle bir savaş olur mu olacak mı orada anlayacağız. Ama ben şimdilik bir nükleer tehdit de görmediğimi söylemek isterim sevgili dostlar. Ne Rusya açısından ne Çin açısından böyle bir tehdidi şu anda kendi açımdan görmüyorum. Çünkü önümüzdeki dönemlerde en büyük sıkıntı doğalgaz sıkıntısı, elektrik kesintileri ve insanların alım gücünün düşmesi. En önemli konular bu. Yani son dönemin, son çeyreğin en önemli konusu bu üçünün olduğunu söyleyebilirim. Alım gücünün düşmesi, doğalgaz kesintileri ve elektrik kesintileri ve soğuk kış günleri. Ama yapay ama değil. Ama soğuk kış günleri. İşte bunların hepsiyle baş başa kaldığımızda ne yapabiliriz? Ne önlemler alabiliriz? İşte en önemli kısım burası. Bunları da farklı bir şekilde değerlendirir sevgili dostlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.